Oğlum fincan, manyak mısın sen? Ne var? Ne istiyorsun? İçeri gelebilir miyim diyordum amirim. Ben de sana yapıyorum. Gel, ne istiyorsun? Size gecenin suçlusunu getirdim amirim. İşte bize bir numaradan girdi. He? Kim o? Abi komiserim rahinem. Vallahi ben masumum. Billahi de masumum ve komiserim pastörizem. Na bu fincan havana durup dururken buraya beni getirdi. Ben ona dedim benimle uğraşacağına git katil topla, terörist topla dedim ama dinletemedim be komiserim entegrem. Muhtir çimento demiş, hık demiş, Faysal'ın emmesinin burnundan zıplamış. Ah, Faysal'ın zombi. Efendim? Ne işi var senin burada? Komiserim yok mu? Komiserim yok, teraviye gitti. İstersen ben sana yardımcı olayım bu konuda. O zaman bir sıra gireyim. Yok dedik. Portakal orada kal. Ama bir espri yapacaksan insan söyle tutulalım bir yere. Ne dedi Faysal'ın memesinin? Komiserim yok dedi. O yoksa ben de yokum. Ben bir ara gelir ifadeciğimi veririm. Bırak biraz ay. Ben işini buradan ayağa kaldırma. İnşallah bunu suçüstü yakalamışsındır. Ha, nasıl patini yalarsın be Faysal'ım heveslim. Bu mu suçüstü yakalayacak? Bu kaplumbağa bile yakalayamaz be. Pek suçüstü yakaladım sayılmaz komiserim ama işte suçüstü. Abi şiştin mi Faysal'ım zeplinim. Ama sırtında bir çuval çalıntı ayakkabıyla yakaladım amirim. Abi tövbe de be. Alırsın Gülazer'in ağzını çıkar aheste aheste. Günahını falan almıyorum amirim. Aha işte bakın. Bakın buyurun ayakkabılar burada amirim. Buyurun bak. Gülazer bakalım şimdi ne yapacaksın? Yani merak ediyorum bu işin içinden nasıl çıkacaksın? Nasıl kıvıracaksın he? Abi bunu kıvırmakta ne var? Bu ayakkabılar benim. O zaman mesele yok. Nasıl bu ayakkabılar senin? Ya bu ayakkabılar nasıl senin? Bunların hepsi erkek ayakkabısı. Sen ne zamandan beri erkek ayakkabısı giyiyorsun? Abi beni yanlış anlarsın be Faysal'ım jeneratörüm. Bunlar benim dediysem giyerim dedim mi? Vakko da Vitalicik hak kocukundur ama vitrindeki elbiseleri kendimi giyer. Bunlar benim sermayemdir. Satarım alımı teriden, kazanırım ekmek paracıklarımı bir. Allah bilir, bunun imalatı da senindir. İnşallah o da olacak ama şimdilik azır alıp azır satarım. İmalattan alka, arada bir tek ben varım. Çiftini 500 bine satıyor amirim. Kesin çalıntı bunlar. Bu devirde 500 bine ayakkabı mı kaldı? Hadi orada be, sincanım fincanım. Ucuz mal satarım, daha ne istesiniz? Niye ucuz? Çalıntı işte. Hadi orada be, tombak. Ben bunları toptan alırım, ucuza gelir. Hem bunlar gerçek deri değildir. Ak derisi filandır. Nasıl? Beğendin mi? Faysal'ım alıcı gözdür. Hadi bana bak Günazer, kıvırma kıvırma. He, bunlar kullanılmış ayakkabı. Kokuyor mu be? Abi Lüle, anlar mısın şimdi neden ucuza sattığımı bunları? He? Kokar bunlar zavallıcıklar bir. Hadi hadi fazla konuşma, kokarmış. Bunlar bal gibi kullanılmış ayakkabı. Niye? Kesik çalıntı da ondan amirim. Hadi be günahımı alırsınız be. Defoludur bunlar be. Bana bak Gülazer, ben şimdi senin defonu bir alacağım. En az 2 yıl yatacaksın. Kıvırma. Bunlar bal gibi kullanılmış ayakkabı. Ama ne var bunda be? He? Sen hiç ikinci el diye bir şey duymadın mı? Mesela böyle ikinci elde sana bir Mercedes verseler. Şöyle kırmızı, içi beyaz badana almaz mısın? Demek bunlar ikinci el ayakkabı ha? Evet. Vallahi güzelmiş ya. 500 bin lira değil mi? Al götüreceğim. Ucuz bunlar be. Hem üniformana da uygun. Ha, evet. Vallahi rengi de tuttu yani ha. Öyle ayakkabı bakılmaz gibi. Faysal'ım süpervizörüm. Yine bir bak bakalım giy. giyelim ha. Sincan ne dersin? Alayım beni. Vallahi bir giyeyim ya. Ama ben bunları alayım, giderken çöpe atarım. Nasıl? Oldu mu? Oldu vallahi. Ufak da bir numara büyüğünü vereyim. Bak, taş gibi vallahi, taş düğünlerde giyersin. Yok yok, ben, gayet iyi, bu iyi, bu iyi. Vallahi rahat mı oldu böyle ha, değil mi? Güzel güzel. Nasıl vallahi oldu Sincan ya? Vallahi çok yakıştı amirim, çok yakıştı, yakıştı ama. Çok. Ama. Ne ama ya? Ama ucuz amirim, yani çok fazla ucuz. Bu devirde pazara bile 500 bin ayakkabı satıyorlar ki amirim. Abi nerede bulacak? Vallahi sizin yerinizde olsam almazdım amirim. Abi bu küsme senin ucağını batırmak istedim. Faysal'ın bir nimetim.
Bak benim de kanıma gireceksin, ayakkabı fiyatlarını arttıracağım bir yandan. Bana bak Sincan, Sincan, bu ayakkabı fiyatları konusunda senin konuşmanı ikinci bir emre kadar yasaklıyorum. Vallahi çok fiyakalı oldum be. Faysal'ın top modeli. Aa, evet yakıştı. Gerçekten çok yakıştı amirim. Top evet. Bu ayakkabı mı? He? Ayakkabı ayakkabı. Yakıştı ama değil mi? Yakıştı. Vallahi yakıştı. Sincan ne dersin? Bu ayakkabılar çok mu ucuza gitti? Bana bak tek kelime konuşacak olursan seni şimdi burada doğrar öldürürüm. He. Sen de fazla konuşma. Hadi bakalım. Al şu paranı. Hah, ikile hadi ikile. He. Şimdi bu ayakkabıyı beğendik ya fiyatını 5 milyon yaparsın. Hadi canım bunun yenisi bile o kadar etmez. Neyse ben hakikaten de ikileyim artık. Ya istersen git de bak aklıma geldi. Biraz daha bekle amirim neredeyse gelir komiserim. Teravih namazına gitmişti camiye. Teravih'e mi? Hı. Komiserim müminim teravih'e mi gitti? He namaza gitti şu köşedeki cami neredeyse gelir merak etme. Yok ben abi ben bilirim o camiyi. Teravihsi geç biter. Komiserim gelene kadar şoförlerim beni merak eder. Ya saçmalama be birader nerede geç biter? Ya şurada 50 metre gelmesi 10 dakika sürmez. Hem bak bekle belki komiserim de bir çift ayakkabı alır. Acelem ne? Acelim yok da ben ocakta yemeği unuttum şimdi aklıma geldi. Hem komiserim de çok yorulmuştur öyle yatıp kalkıp ya. En iyisi ben yarım geleyim. Haydi. Ben bilirsin. Peki. Müsaade. Haydi güle güle kullanasın. Faysal'ım çine kapım. Evet. Sana da iyi geceler. Sincan'ım kifayetsizim. İyi geceler. Evet. Haydi. Evet. Haydi. 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 Ayak işte var. Komiserim. Komiserim dindarım. Ne işin var senin burada? Ne demek ne işin var senin burada? Burası karakol ve ben bu karakolun komiseriyim anlaşıldı mı? Asıl senin ne işin var burada bakayım? Dedin ya burası karakoldur diye. Ben de gülerim. Yine bir yanlış anlaşılmacık olmuş. İfademi verdim giderim. İyi hadi defol git hadi. Sinirlerim tepemez lazım seninle uğraşamam anlaşıldı mı? Oo maşallah. Çorapların da pek fiyakalıymış he. Bana bak biraz yer. Vallahi kırarım bir tarafını bak defol git. Tamam hadi. Tamam giderim bir kızma komiserim gittirsin gidiyorum. Ooo Allah komiserim komiserim. Allah Allah. Ayakkabılarım nerede komiserim? Sormayın ya sormayın çaldırdık. Ne? Teravide bir çıktık ki bütün cemaatin ayakkabıları çalınmış. Ah, ya, komiserim tesadüfe bak. Ya. Ben de biraz önce kendime yeni bir ayakkabı aldım. Çok değişik komiserim. Benim ayakkabılar bunlar ya. Lan saçmalama komiserim ne ayakkabı? Ya ben para verdim aldım bunları. Ben kendi ayakkabımı tanımaz mıyım ya? Parayla aldım ben de ben. Yapma. Bak çıkar şunu dedim. Ayağımı bırak komiserim. Ya dütme ayağını çıkar. Oğlum fincan fincan bir şey söyle seni komiserim. Gülendir. Ne? Gülendir. Şu anda müsait değilim be kızım. Yarın dükkana gel orada hallederiz. Bak dur bir dakika dur. Ne zaman müsait oldun ki zaten? Artık umursamıyorsun beni. Senin için geldim geçtim değil mi? Tabii be kızım. Bak sen üzerinde uzun uzun durulması gereken bir şahsiyetsin. Bak şu ayıp. Gel üzerinde duralım. Yani meselenin. Çözelim yani. Bir kere bile aklına geliyor muyum acaba? İşine gelince güzel güzel konuşuyorsun. Sonra? Bunlar ne kadar manasız sözler ya. Bak sen benim tek menkulümsün yavrum. Seni nasıl unuturum ben ha? Biricik aşkım. Ulan öyle bir havada geliyorsun ki. Seni unutmam imkansız. Sevgin her dakika kalbimde böyle bir çığ gibi büyüyor. Kapatıyorum çünkü çık geliyor. Domuz. İşte olay bu. Geliyorum karıcığım, geliyorum. Söyleyeceğin her şey aleyhine kullanılabilir. Her gün akşam olur dallam, dallam, dallam. Aman karıcığım, televizyonu seyrediyorsun. Aman ne kadar güzel seyrediyorsun ha. Böyle televizyonu seyrediyorsun. Şu duruşa bak, şu yatışa bak yarabbim. Kocacığına meyve getirmiş, kendi ellerinden yedirecekmiş. Al bak, karıcığım al. Yalışma, koş şuraya. Ne demek koşun şuraya?
Sana kendi ellerimle yedireceğim. Şuayb çekil. Aa, hadi ham yap minip kucum hadi. Çekil dedim. Aa, bak sen bunu ham yap ben de seni. Çekil dedim. Bak ham ham. Ham. Bütün bu şaklabanlıkları niye yapıyorsun bilmiyorum zannetme. Niye yapıyormuşum? Dükkana çırak alma fikrinden cayayım diye. Aa. Evet ama yağma yok. Çırak yarın işe başlayacak ve hiçbir şeye eskisi gibi olmayacak. Aklıma geldiyse ne olayım be? Onu bunu bilmem. Yarın çırak işe başlayacak ve hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Nasıl yani? Bundan sonra dükkanda her attığın adıma dikkat edeceksin. Her şey bana saati saatine rapor edilecek. Çırak tarafından tabii. Edilsin karıcığım. Benim korkum yok. Benim alnım ak, yüzüm pak. Ak mı kara mı göreceğiz bakalım. Sırrı gel bakayım buraya. Gelsene lan. Oğlum gelsene. Bak Sırrı sen şimdi bunları bir koşu git yatır bakayım. Yatıramam. Ne demek yatıramam lan? He? Ne demek yatıramam? Ben senin patronum. Ben ne dersem o olur. Benim patronum Zararet Hanım'dır. Ben onun dediklerini yaparım. O bana dükkanın ayrılma dedi. Ulan benim sinirlerimi zıplatma bak. Benim sinirlerim bir zıplatsa merkez sağım ve merkez solum hiç belli olmaz ha. Ne yaparsın? Lan sağlı solu girişirim ha. Ben de rapor defterime aklıma geleni sağlı solu yazarım. O da senin için hiç iyi olmaz. Ulan seni bana kim zimmetledi ha? Kim zimmetledi? Zaruret Hanım. Doğru. Oo! Saate bak. Neredeyse öğlen olmuş. Vallahi karnım da acıktı. Bak sırrı ne diyeceğim? Şurada köşede Antep kebapçısı var ya. Git oradan ikimize iki tane kebap söyle. Neyse orası uzak olur. Sen en iyisi git Antep'e oradan söyle. Gitmeme de gerek var ki. Telefonla söyleriz olur biter. Tamam lan kapat sen ama. İstemiyorum. Zaten canım istemiyor pek. Öyle bir şişkinlik var üstümde. Olur. Şu yaptığın işe karşılık aldığın para da para olsa bari be. Ben bu işi para için yapmıyorum. Hadi oradan be. Yalan söyleme. Ben bu iş için Zaruret ablandan para aldığını biliyorum. Ve sana onun verdiğinin İki katını teklif ediyorum. Rüşvet kabul etmem. Boşuna teklif etmeyin. Tamam. O zaman sen söyle bir şey. Hı? 3 milyon kere söylüyorum Şahip Bey. Rüşvet teklif etmeyin almam. Bir 2,5'luk veririm. 3,5 milyon kere söylüyorum. Beni paraya satın alamazsınız. Tamam ulan. 4 veriyorum. 1, 2, 3, 4 tamam mı? Tamam. Demek ki bundan sonra nasıl raporlar yazacakmışsın? Olumlu. Ah aferin. Şuayb ben sana ne diyeyim? Sana ne diyeyim ben? Aa, bu ne şiddet bu Celal sen? Ay dokun ben. Aa ne demek otur istersen şöyle dökün istedim. Sana bir cüis vereyim ha. Şeftali içer misin? Hayır. Aa ne demek ya? Dükkana. Dökün suyun. Ne kadar güzel yapıyorsun bunları. Ne yapıyorsun lan? Güzel. Bak bir daha bana böyle dokunma. Kadın. Yapma be. Vallahi kalbim. Gelmedi. Aferin çocuğum. Daha da ne haber? Kadınım. Niye öyle davranıyorsun? Koşmuyorum seninle. Mine denildi. Bak Sırıcığım sen en iyisi şöyle dükkanın önüne çık. Seni bir sıra kadem bastım dükkanın önünde yaz. Mümkünse şehir dışında yaz. Hadi. Kim bu şapşal? Şey bizim çırak. Ne o biraz saf çocuktur. Önemli değil. Şimdi sen ne yersin ne içersin onu bana söyle. He? Vallahi dükkan senin. Kaldır götür vallahi. Yani aşk olsun şu ay. Niye öyle diyorsun Mineciğim ya? Ben sana ne yaptım ki? Daha ne yapacaksın? Bir burnuna mı yaptırdın, burnumdan getirdin. Bütün üzüntün, bütün sıkıntın bu yüzden miydi? Yani aşk olsun. Güzelliğine güzellik katmak gibi ince bir düşünceye sahip olman mı seni bu derece kızdırdı? Yani bunu sen hata olarak görüyorsan, bak söyleyecek hiçbir sözüm yok. Boynum kıldan ince. İşte karşında savunmasızım. Bırak şaklabanlığı şu ayı. Aşk olsun yani. Niye öyle diyorsun ya? Ben sana en temiz, en steril duygularımı nakledeyim sen bana şaklaman de ya.
aç konuş. Laf ağzıma tıkamasana şu ayı. Niye öyle bir şey yapayım hayatım ya? İstediğin gibi konuş, sana engel olan mı var? Ameliyatın parasını peşin vereceğim dedin. Doktora kapora verip oltadan kayboldum. Huyunu bildiğimden bütün numaralarını doktora verdim. Artık o ulaşacak sana. Ya bir numara yapamaz kızım. Ararım deyip gözünü korkutuyor. Ay şu ayıp, ne kadar geniş adamsın. Ya bırak şu burun burun kıltı hikayelerini ya. Şu dakikadan itibaren daha anlamlı şeyler yapabiliriz bence. He? Ne dersin? Hatta sen şu üstündekiler de çıkart da daha rahat ve şık. Saçmalama şu ayıp, burada olmaz. Ah vay. Hadi çıkar. Mezelerden mi utanıyorsun yoksa? Ben söylerim bakmazlar. Lan Haydari çek lan, dön önüne. Sabık ne bakıyorsun? Bak lan ezme ol ezme. Ne bakıyorsun? Çıkar. Ben hallettim. Haydari bakmaz. Çıkar çıkar. Nereye gidiyorsun Şahit? Ah tedbirimizi alıyoruz kızım. Dükkanımızın yoruma açık olan kapısını kapatıyoruz değil mi? Alo buyurun. Evet Şahit Bey'in evi. Siz kimsiniz? Alo, ben Doktor Cavidan. Ne günler, iyi günler. Ne için aradım? Alacak, verecek işi için. Kimi aradım? Şuayb Bey'i. Evdeler mi? Hayır, değiller. Doğru mu söylüyorsunuz? Bazen hanımlar kocaları yanlarında olmalarına rağmen ne yapıyorlar? Yalan söylüyorlar. Neden yalan söylüyorlar? İşlerine öyle geldiği için. Ama ben ne yapmıyorum? Yutmuyorum. Bakın hanımefendi, size hiçbir şey yutturmaya kalkmıyorum. Şu anda kocam evde yok diyorum. Buyurun ne söyleyecekseniz bana söyleyin. Kocanız beni 6 aydır ne yapıyor? Ne yapıyor? Oyalıyor. Nasıl oyalıyor? Ha bugün hayarım şeklinde oyalıyor. Bir burun ameliyatının parası 6 ay bekletilir mi? Bekletilemez. Burun ameliyatı mı? Ama kocam burun ameliyatı olmadı ki. Ne yaptınız? Yanlış anladınız. Ameliyatı olan kim değil, kocanız değil. Kim peki? Bir bayan. Nasıl bir bayan? Sarışın bir bayan. Adı ne? Mine. Ne yapıyor? Şarkı söylüyor. Biz ne yaptık? Burun ameliyatı yaptık. Şimdi ne yapıyorum? Bu kıza burun ameliyatı yaptıran lahmacun suratlı herifi arıyorum. Ne istiyorum? Paramı istiyorum! Yedim seni şu an! Ah, kapattı. Elime ne geçti? Hiç. Ne aldım? Yorumu bırakıyorum. Vallahi ne oldu? piti karamela sepeti. Terazi, lastik, cimnastik. Yer bulamam. Şahin! Şimdi müsaade edersen de ben anlatayım karıcığım. Şimdi ben bu karıyı tanımam etmem. Yani tesadüfen tanıştık. Dükkana alışverişe geldi. Burnu yapılmış ulan, burnu yapılmış. Burnu yapılmış. Ben başka bir yeri olmuş yapılmış dedim mi? Evet, burnu yapılmış. Bana da geldi dedi ki, burnun nasıl olmuş dedi. Ne? Evet öyle dedim. Bana da o anda böyle gözüme bir perde inmez mi? Bakıyorum göremiyorum. Bakıyorum göremiyorum. Dedim ki biraz yaklaşayım da öyle bakayım dedim. Derken sen girdin içeri. İşte olay bu. Bana bak ulan. Bana maval okuma. Ben her şeyi biliyorum. Yaklaş ulan iyicene yanıma. Ne yapacaksın? Ben de senin burnunu daha yakından inceleyeceğim. Git lan. Lan! Ay! Git lan! Ulan gitsene lan! Gitsene lan! Günaydın anam. Günaydın Tati. Yok Tati, yeni mi gidiyorsun? Ha, dışarı çıkıyorum. Arkadaşlarla buluşacağız anne. İyi ederdi ya. Akşama kadar geldi. Misafirler geldi. Ahmet'imin parasıyla gene kimlere ziyafet veriliyor bu evde ha? Günaydın babaanne. Günaydın Taci. Günaydın Süreyya Hanım. Size günaydın dedim. Ha
Ne dedi Taci? Taci, bu hizmetçi kılıklı kadına söyle, ya ağzını toplasın, ya pılısını pırtısını toplasın. Öyle bır 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 konuşuyor ama ben işime geldim her şeyi duyarım. Yazık ettik oğluna, yazık. Ne kızlar istedi onu zamanında. Çirkinlik bunda, şişmanlık bunda, böyle çalı gibi saçlar, araba farı gibi gözler. Bana bana buna vardı. Babacığım ben dışarı gidiyorum, bir istediğin var mı? Şimdi var desem para isteyeceksin. Para versem üstünü harcayacaksın. Yani bir şey istemiyorsun öyle mi? En iyisi sen bir kilo tuzlu Kıbrıs çekirdeği al gel, parasını sonra versin. Ama babacığım parasını sonra verirsen ben nasıl alabilirim çekirdeği? Yani kusura bakma ama benim de çok fazla bir param yok. Yani para yoksa çekirdek de yok öyle mi? Babacığım ben senin bir 250 bin liranı alayım babacığım. Ne? 250 bin lira mı? Nereden çıktı şimdi 250 bin lira? Ben senden sadece bir kilo tuzlu Kıbrıs çekirdeği istedim. Kıbrıs'ın tamamını değil. Dön arkanı be. Babaanne ya. Bu paranın üstünde İsmet Paşa'nın resmi var babaanne ya. Anası kılık. Paranın üstündeki resmi beğenmiyor. Ben sana nereden bulacağım üstünde Tansu Çiller resmi olan bir para? He? Sen de çok iyi biliyorsun ki bu para yüzyıllar önce tedavülden kalktı. Ver o tarafa be. Tamam tamam. Bana bak sadece. Bu paranın üstü kaybolur. Veyahut da çalınırsa babana akşama hakkında anlatacağım çok şey olduğunu unutma. Hadi, hadi. Anladım babaanne. Babaanne, ben dışarı çıkıyorum. Dışarıdan istediğin bir şey var mı? Geç kaldın kızım, geç. Paraları sabah sabah annesine benzeyen bir akbaba kapıp kaçtı. Başka kapıya, başka babaanne, kapıya. Babaanne, çok acayipsin. Ben sadece dışarıdan bir şey isteyip istemediğini sordum, hepsi bu. Sen onu bunu bırak da, bu siyah gecelik yakışmış mı? Babaanne, bu gecelik siyah değil ki, beyaz. Demek ki kirden beyazı görünmüyor. Zaten bu ev, gazeteden kupon karşılığı aldığımız çarşaf hariç, son 50 yıldır beyaz çamaşır görmedi. Aşk olsun sıra ya. Ayol daha yeni yıkadım ben onu. Selvi, bir şey mi dedin? Lütfen babaanne. Şu ayağını çekseniz de rahat rahat sürebilsem. Selvi, sor bakalım kızım buna. Bu koskocaman odada süpürecek başka bir yer bulamamış mı? Süreyya Hanım, bugün misafirim gelecek biliyorsun. Şu ayağını çekseniz de bir an evvel işimi bitirsem ben de. Selvi, görüyorsun değil mi? Bu kadının tek amacı beni rahatsız etmek. İnşallah ben o günleri belki göremem ama inşallah haşmetimden boşanıp da başka böyle Nemrut birini alırsa bana yaptıklarının 10 katını yaparlar. İnşallah! Ne yapıyorsun öyle anne? Gör annenin halini işte gör! Bir evde annenin nasıl işkence yapılıyor gör! Tamam tamam bitti indir abi. Al işte indiremiyorum. Böyle çağınoz gibi kaldım. Bak bu şekilde kalırsam bunun sorumlusu budur. Abartma be anneciğim. İstesen mal gibi indirebilirsin işte. İndirebilir miyim? Tabii hadi. Bak gülüyorsun ama aslında indiremeyebilirdim. Bak Haşmet. Sen buna çok yüz veriyorsun. Tepene bir çık kalktın mı indirmek mümkün olmayabilir. Allah korusun. Fil gibi bir şey zaten. Hadi ben gidiyorum. Akşama görüşürüz. Akşama kadar bu evde sağ salim kalabilirsen görüşürüz tabii. Süreyya Hanım, hadi kalkıp sırtınıza doğru düz bir şey giyin. Neredeyse misafirler gelir. Bak görüyorsun işte. İlla benimle uğraşacak. Aklı fikri Süreyya Hanım. Başka bir derdi yok. Sen de uğraşma işte be hanım. İstediğin gibi otursun canım. Benim. Tatlı oğlum, yakışıklı kara gözlü oğlum benim. Ay canım, şimdi bir de kafa atsam buna ne hoş olur da ama buna da şükür, buna da. Kalkıp sırtına bir şey giysen ölürsün değil mi?
Benim misafirin gelince biz böyle don paça çıkıyor muyuz hiç? Haşmet, söyle buna, ben kendimden böyle oturmuyorum. Çamaşırlarımı yıkarken hepsini mahvetmiş. Kırkamın bir kolu kalk gidelim diyor, öteki bok yeme otur diyor. Entarilerimin hepsi el bezine dönmüş. Entarilerimin çoğu gitmiş, azı kalmış. Ayşe teyzenin cırt olmuş çamaşırlarına dönmüş hepsi. Söyle bunu nankör kadına. Madem ki benim yıkadığım çamaşırı beğenmiyor, bundan sonra çamaşırları lütfen kendisi yıkatsın. Haşmet, buna söyle, nankör kendi arasıdır. Sanki kendi çamaşırlarımı kendim yıkayamam. Ben Haşmet'imi sakız gibi çamaşırlarla büyüttüm. Duman grisi beyaz gömlek giymeyi evlendikten sonra öğrendi. Madem çamaşırlarınızı kendiniz yıkamasını biliyorsunuz, bundan sonra çamaşırlarınızı kendiniz yıkarsın. Tamam mı? Amma da korktum. Tabii ki yıkarım. Hem öyle bir yıkarım ki, beyazlar daha beyaz, renkliler daha renkli olur. Buraya kadar getirdik. İşin önemli bir kısmını hallettik sayılır. Yıkamıyorum. Yıkamazsan yıkama. Sanki çok mühim bir iş yapıyorsun değil mi? Çamaşırları cihazına atıyorsun. Kendi kendine yıkıyor. Az kaldı. Baba ne? Ne yapıyorsun sen? Çamaşırlarım sakız gibi beyaz olsun diye Allah'a yalvarıyorum. Görmüyor musunuz? Çamaşır yıkıyorum. Hadi sofrasın. Herkes açlıktan ölüyor. Sen gelmeyeceksen biz başlayalım. Siz başlayın, başlayın. Yalnız o anın olacak kadına söyle, biraz daha beklesin. İki saate kadar geliyorum. Annem gelmiyor. Geliyor, siz başlayın dedi. Ama annem bekleyecekmiş. Ne yapıyor ki aşağıda? Çamaşır yıkıyor. Bari becerebiliyor mu? Valla onu pek bilmiyorum ama değişik bir taktik kullandığı kesin. Hadi otur sen de. Tamam. Nereden koyacağız bunları? Eskiden deterjan mı vardı sanki? Hadi canım, hadi. Çalışsana. Benim kılık bir şey. Hadi be, yavruncağız, hadi. Taksitlerini benim 3 aylıklardan sırtıkladıkları paralardan ödendiğini biliyorsun değil mi? Hadi be! Geldi. Bakalım, bir ayağımı tabağını kaldırma. Vallahi dedi, cümle açacağım. Anne saat 11 oldu. Bu saatten sonra yemez herhalde. Belli mi oğlum? Hakikaten nerede kaldı bu kadın? 3 saat oldu. Belki çamaşırlarla birlikte kendinize yıkanıyor. Öyle deme sen daha Allah aşkına hanım. Git bak bakalım ne yapıyormuş. Ya bu kadar düğmeli çamaşır cihazında işi de. Uzaya mı gideceğiz sanki? Haftada bu çamaşır yıkayacağız. Dur bir daha deneyim. Hadi sen eve! Babaanne, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Eşek sıfası. Son 150 yıldır hiç bu kadar iyi olmamıştım. Yardım ister misin babaanne? Aman aman istemez. Şimdi kim bilir yardım için kaç kuruş isteyeceksin? Valla 3 kuruş para vermemek için 5 saat daha burada kalmayı göze alıyorsan diyeceğim bir şey yok babaanne. Defol git! Anası kılık mı akmama seni. Sana 10 kuruş vereceğime 10 yıl daha bu kadının şerefsiz makinasını tekmelerim daha iyi. Sen bilirsin. Ya ya ya. Bana bak. Robot oğlu robot. Ya efendi gibi yıka şu çamaşırları. Ya da sana öyle bir tekme atarım ki bütün vidalarım dökülür. Hadi sana be! Babaannem hala var mısın? Uzun zamandır gözükmedi. Ve çamaşır yıkamaktan vazgeçti. Yapmayın duyduk abi. Uğraşma şu kadınla be hanım.
Hem çamaşırlarını yıkamıyorsun, hem de kendisi yıkamaya kalktığı zaman da laf ediyorsun. Aşk olsun hanımefendi. Senin yanında söylemedi mi? Ben onu yıkadığı çamaşırı beğenmiyorum demedi mi? Şimdi niye müdafaa ediyorsun? Sen dua et ki makineyi bozmasın. Aşkım, buna söyle. Makinası zaten bozuktu. Gerçi biraz camını kırdım ama düğmelerinin kopuk olması kesinlikle üretim hatası. Kim bilir nasıl hor kullandı zavallı cihazı. Sonunda kendine benzettin. Ayol Haşmet bu benim hırka. Haşmet, söyle buna hırkanın kolları olur. Şekil ağda görüldüğü gibi bu bir yelek. Kolları yok. Ayol hırkanın kollarını kesip yelek yaptı. Sor bakalım, delili var mıymış, yazılı belgesi falan. İftira atmak mühim değil, mühim olan destekle atmak. Ayol üstündeki elbise de Behzat'ın düğün için aldığı elbise. Selvi bak kızım, bu iftiracı kadının elbisesinin üstünde yırtlaç var mıydı yok muydu? Anne senin yeni elbisende yırtlaç vardı değil mi? Bak bakalım şimdi bunda yırtlaç var mı yok mu? Ece bir bak. Ben göremiyorum babaanne. Ben de göremiyorum. Ya sen? Ben de göremiyorum. Hayır Haşmet, inanıyor musun buna? Elbisenin yırtmacını dikmiş. Ha! Bunlar da iyi günlerin iyi. Bak Haşmet, söyle buna. Bundan sonra çamaşırlarım ya yıkanacak ya yıkanacak. Eğer çamaşırlarım yıkanmazsa bir giydiğimi bir daha giymem. Yatak odasında kol boyları ve etek boyları kesildikten sonra bana uyacak bir sürü elbise var. Yani kızım, git bana biraz çekirdek getir. Kıbrıs işi olsun. İnce ince, Yasemince.